Yüzey taramanın son parametresindeyiz. Bu da spiral işlemiydi. Yine en son işlemi kopyalıyorum buradan. Geometrimiz yine aynı. Yani şu hatlar içerisinde işlem yapacağız. Takımımız aynı, seviyeler aynı. Teknolojiden spiral işlemeyi seçiyorum. Spiral işleminde hemen teknoloji kısmına geldiğim zaman takımın %30'u boşta kalabilir. Tamam. Buralarda hiçbir değişiklik yapmıyorum. Spiral işlemede içten yuvarla. Bundan şimdi bahsedeceğiz. İlk önce bir görelim bakalım. Şunu kaldıralım. Teknoloji, hesapla, simülasyon. Şekilde gördüğümüz gibi takım ilk başta şu dıştan giriş yapıyor ve spiral yaparak içe doğru işlem yapıyor. Yani yüzey taramada aslında çok uygun bir komut değil. Bu daha doğrusu şöyle uygun komut değil. Dikdörtgen veya kare malzemelerde uygun değil. Yuvarlak malzemelerde spiral komutu daha uygun. Çıkıyorum buradan. Şimdi içe yuvarlayı aktif hale getirdim. Mesafe, yaklaşma mesafesini de 50 milimetre diyorum. Ve tekrar hesaplıyorum. İçe yuvarla. Yani parçamı şimdi burada ne yaptı? Dışından başladı. 50 milimetre doğru böyle bir spiral yaparak parçamı yine merkezine doğru spiral işlemi yaptı. Burası aktifken ve gelip şu teknoloji kısmından geri döndersem eğer ve tekrar hesaplatırsam bunu, bu sefer takımımın girişi dışarıdan değil içeriden tam parçamın ortasından başlayacak. Terse doğru spiral yaparak işleme yapacak. Bu parçanın ortası dolu olduğu için tabii çok uygun bir komut değil. Dışarıdan başlamak daha uygun. O yüzden geri dönü kaldırıyorum ve tekrar hesapla diyorum. Ve çıktım. Spiral işlemi bu kadar.